Merhabalar Yılmaz Bey, nasılsınız? Bizim kanalda. Nasılsınız? Yani nasıl olmuş? Annemi kaybettim biliyorsunuz. Evet, başınız sağ olsun. Yani Türkiye gibiyiz diyebiliriz işte. Sürekli işte Kahramanmaraş, Malatya, Hatay'da işte depremzedelerin yanında çalışmalar yapıyorum. Bugün ilk defa katıldığım bir sabah canlı yayınında onlar ortaya çıkardıkları için açıklamak zorunda kaldım. Evet, tıpkı Gölcük depreminde olduğu gibi bu deprem felaketinde de Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da yine kamuflaj kıyafetleri içerisinde Yılmaz Mobil vardı. Yarın da tekrar devletimizin resmi yine davetlisi olarak Kahramanmaraş Pazarcık ve Adıyaman'da olacağım yarın inşallah. Neler hissettiniz peki o zaman? Yani Allah her şeyden önce kimseye bu acıları yaşatmasın. Çünkü on binlerce insan enkazın altında. Ama Türkiye'nin de tabii kalbi enkazın altında kaldı. Yani çok korkunç. Yani adeta şehirler yok oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bir binada yaşıyorsunuz, etrafınızda hep arkadaşlarınız, akrabalarınız, ama bir deprem felaketi gerçekleşiyor. Bütün hayatınız bitiyor. Orada çok hikayelere şahit oldum. Evlatlarını kaybeden anneler, babalar veya annesini, babasını kaybetmiş çocuklarla. Tabii psikolojim bozuldu. Ben annem vefat ettiğinden itibaren 28 gün hastanede yattım. Evet, sağlık durumunuzu da soracaktık. Evet. Maşallah iyi gördük. Yani işte iyi bir şekilde Profesör Doktor Turgut Göksoy tarafından tedavim sürüyor. Aynı zamanda da iki tane de psikologdan da yardım alıyorum. Evet, sık sık ağlama ve günlük krizine girdiğini çok. Yani bazen şaşırıyorum. Halil Bey'in menajerim, Pelin Hanım kız arkadaşım. Yani diyorum ki, acaba yaşıyor muyum diyorum ben. Yani şöyle bir şey, yani annemi mezara indirdikten sonra her şey oldu hayatımda. Yani babamı da kaybettim. Yani babamı da kaybettim, ablamı da kaybettim, yeğenimi de kaybettim. Ama hiçbiri annemin acısıyla eşdeğer olmadı. Yani işte oradan sonra zaten bir takım huylarım değişmeye başladı. Eve gelip senin yatmaya hakkın yokla başladı. Senin bu yataklara yatmaya, koltuklara oturmaya hakkın yok Yılmaz. Sen anneni nasıl toprağın altına bıraktın? İşte böyle çok üzücü şeyler. Depremle beraber daha fazla nüksetti herhalde bu sizin sıkıntınız, sağlık sorununuz. Tabii. Sonra işte kendimi böyle bir hafta, 10 gün toparlama durumları yaşadım. Deprem oldu. Depremde de ben çocuklar 20 yıldır sivil savunma ekipleriyle de çalışıyorum. Yani akut başta olmak üzere. Hemen işte o noktalara gittim. Ama işte bugün o gazeteci sevgili Müge Dağıstan ve Gülşen Yüksel, tabii onlar gazeteci olduğu için onların ağları var her yerde. Asiye Acar da sizin. O da bunları duymuş. İşte sen nasıl gittin oralara, gizledin kendini. İşte maskelerle, kamuflaj kıyafetleriyle, işte bütün askerlere tembihlemişsin, komutanlara tembihlemişsin, hani ben değilim. Çünkü ben konuşmaya başlayınca beni tanıyorlar. Yoksa hani o kılıkta falan kimse tanıyamıyor. Bugün o kıyafetleri de gösterdi. Ben şok oldum tabii. Yani çocuklar, bilmiyorum yani. Mesela beni şimdi buraya getirdiler. Yine iş görüşmesi için geldim ama yani burada mıyım, neredeyim bilmiyorum. Yani ölümlerle doğumlar arasında bir şeyler oluyor. Mesela annem sürekli evde. Ama biliyorum annemin öldüğünü.
Ama annemin evde olduğunu da biliyorum. Çünkü ilginç şeyler oluyor. Yani o yüzden Allah iki tane, ben bir de annemle yaşıyordum ya çocuklar. Bu beni çok derin yaraladı. İşte iki psikologdan yardım çok alıyorum. Her gün mü gidiyorsunuz, seanslar nasıl oluyor? Yok işlerimi de... Yorumları nasıl oluyor? İnşaatınızı dinliyor musunuz? İyi olacaksınız diyorlar yani. Zaman diyorlar. Herkes ilaç zaman diyor. Bilmiyorum artık o zaman ne zaman gelecek ama sahneye çıkınca daha mutlu oluyorum. Evet, birkaç gün önce de şarkı çıkardınız, Kara Ağaç. Evet, iki gün önce Kara Ağaç çıktı. O da aylardır bekleniyordu. Sezen Aksu şarkısı. Vallahi işte o şarkı da çocuklar çok ilginç. Çünkü annem yoğun bakımdaydı. Yani annem vefat etmeden üç gün önce okudum ben onu. Ya o şarkı da çok benim için değerli. Daha fazla tutmayalım Yılmaz Bey. Başınız sağ olsun. Tamam, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun.